Merhabalar arkadaşlar. Eş potansiyel çizgilerinden bahsedeceğiz bu derste. İlk önce noktasal bir yükün etrafında oluşan elektrik alan ve eş potansiyel eğrilerinden bahsedeceğiz. Bildiğimiz üzere artı yüklü bir cisimden uzaklaştıkça arkadaşlar, artı yüklü bir cisimden uzaklaştıkça elektrik alan şiddeti azalır diyor. D kadar uzakta elektrik alan E kadarsa 2D kadar uzakta E bölü 4 olur. 3D kadar uzakta E bölü 9 olur. Nereden biliyoruz bunu? Formülümüz neydi? KQ bölü D kare. D kadar uzakta E ise KQ bölü 2D'nin karesi E bölü 4 olur. Uzaklaştıkça elektrik alan azalıyor. Ve işte bu siyahla gösterilenler, bu bir gösterim arkadaşlar. Bu bir modelleme. Ve hep böyle gösterilir. Uzaklaştıkça bu iki siyahlar elektrik alan çizgilerini gösteriyor. Bu siyah çizgiler arasındaki uzaklık artıyor. Elektrik alan şiddetinin azaldığı anlamına gelir bu. Gitgide elektrik alan yüklü cisimden uzaklaştıkça, artı yüklü cisimden uzaklaştıkça elektrik alan şiddeti azalır. Eksi yüklü cisimden de aynı. Ama eksi yüklü cisimde elektrik alan eksi yüklü cisme doğrudur. Artıdan dışarı, eksiden içeri doğru. Yani bu siyah çizgiler eksi yüklü cisimde içeri doğrudur arkadaşlar. Artı da dışarı doğrudur. Ve uzaklaştıkça bu elektrik alan şiddeti ne yapar? Azalır diyoruz. Şimdi potansiyelden bahsedecek olursak, potansiyel ise KQ bölü D'ydi. Yüklü cisimden D kadar uzaktaki potansiyel V ise 2D kadar uzakta V bölü 2 idi. 3D kadar uzakta V bölü 3'tü. Bu mavi çizgiler de potansiyelleri gösteriyor. Mesela bu mavi çizginin üzerindeki her yerde potansiyel aynıdır. A noktasındaki potansiyelle B'deki aynıdır mesela. C'deki aynıdır. Aynı çizgi üstünde, aynı mavi çizgi üstündeki mavi çizgiler burada potansiyelleri, kesikliğiyle gösterilenler potansiyelleri gösteriyor. Dıştaki V bölü 3, içindekinde V bölü 2, V diye ne yapıyor? Yaklaştıkça artıyor artı yüklü cisimde. Eksi yüklü cisimde ise uzaklaştıkça potansiyel arkadaşlar artar. Niye? Negatiften uzaklaşıyorsunuz. Eksi KQ bölü D. Eksi KQ bölü 2D. Eksi KQ bölü 3D. Eksi V iken eksi V bölü 2 oluyor. Skaler büyüklük arkadaşlar. Ve artıyor. Eksi V. Eksi V bölü 2. Eksi V bölü 3. Daha uzağa gelirseniz sıfır oluyor potansiyeliniz. Potansiyeliniz artmış oluyor. Unutmayalım. Eksi yüklü cisimden uzaklaştıkça potansiyel ne yapar? Artar. Artı yüklü cisimden uzaklaştıkça potansiyel azalır. Ve bu mavi çizgilerle gösterdiğimiz çizgiler arkadaşlar. Mavi çizgilerle gösterdiğimiz çizgiler demek ki neymiş? Potansiyel, eş potansiyel eğrileri diyoruz. Eş potansiyel. Potansiyelin hep aynı olduğu çizgilerdir diyoruz. Bu mavi çizginin üzerindeki her yerde potansiyel aynıdır dedik. Bu ilk arkadaşlar. Noktasal bir yükün etrafındaki olan elektrik alan ve potansiyel. Şimdi bakın, bir artı yüklü cisimle bir eksi yüklü cismin dışında aralarındaki elektriksel alan çizgileri ve potansiyeller nasıl gösterilir? Bu da bir gösterim. Şimdi artıdan eksiye doğrudur elektrik alan. Siyah çizgiler yine neleri gösteriyor? Bakın, siyah çizgiler elektrik alan çizgilerini gösteriyor. Artıdan çıkar, eksiye doğru ne yapar? Gider diyoruz. Peki potansiyeller neler? Mavi potansiyeller neler? Mavi ile gösterilenler işte potansiyellerin eşit olduğu noktalardır diyoruz. Mavi ile gösterilenler potansiyellerin eşit olduğu noktalar. Tabii ki artıya yakın yerlerde potansiyel daha büyüktür. Şimdi birkaç tane nokta gösterelim mesela. Diyelim ki şurada bir K noktası olsun. Bakın bu K noktasıyla L noktasını düşünün. K noktası ile L noktasının potansiyelleri eşittir diyoruz. Aynı mavi çizgi üstünde. Sağ tarafta da aynı şekilde. Orada maviyle boyayalım orayı da. Yeşille boyayayım. Bakın şu yeşil sağ taraftaki yeşil kesikli çizginin üzerindeki her yerdeki potansiyel aynıdır diyoruz. İşte X noktasındaki, Y noktasındaki, Z noktasındaki potansiyeller aynıdır. Potansiyellerin aynı birbirine eşit olduğu noktadır. Fakat eksiye yakın yerlerin potansiyeli artıya yakın yerlerin potansiyelinden düşüktür. Çünkü artının potansiyeli eksiden daha küçüktür diyoruz.
Evet, böyle bir kural var. Artının potansiyeli eksinin potansiyelinden, artı Q'nun potansiyeli eksi Q'nun potansiyelinden daha büyüktür. Bir de arkadaşlar, bu elektrik alan çizgileri siyahla gösterdiklerimiz, maviyle gösterdiklerimizi dik geçer. Bakın, dik olarak girer ve dik olarak içinden geçer diyoruz. Kural bu. Elektrik alan çizgileri, bu mavi potansiyel, potansiyellerin eşit olduğu çizgileri dik olarak geçer. Şimdi burada bu gösterim bir tane artı yüklü cisim, bir tane eksi yüklü cisimden bahsediyor. Aynı cisimler olsaydı, bakın, aynı işaretli cisimler olsaydı, etrafındaki elektrik alanlar hep dışarı doğru olduğu için potansiyeller böyle bir görünüm elde ediyor. Bu mavi çizgilerin üstündeki elektrik alan çizgileri her yerde aynı. Diyelim ki bir tanesini boyayalım. Yeşile boyayayım mesela. Bu yeşil çizginin üstündeki her yerde potansiyel birbirine nedir diyoruz? Eşittir. Diyelim ki şu bir A noktası olsun, bakın. A noktası. Şurada da bir B noktası olsun. A noktasının potansiyeli neymiş? B noktasına eşitmiş. Ve bu halkaların dışına çıkıldıkça potansiyel ne yapıyor? Gitgide azalıyor. Yüklerden uzaklaşmış oluyoruz. En dıştaki potansiyel en küçüktür. En yakındaki potansiyel, yüklere en yakın, en içerideki potansiyel. Onu göstereyim mesela. Aynı renk olsun onlar. Kırmızıyla göstereyim bu halkaları. Bakın, kırmızıyla gösterdiğim halkalardaki potansiyeller nedir? En büyüktür diyoruz. Dışarı doğru gittikçe bu potansiyeller azalır. Ve yine kuralımız şu. Elektrik alan çizgileri bu siyahla gösterdiklerimiz, maviyle gösterdiklerimize dik olarak delip geçer. Hep bu çizgiler nedir diyoruz? Diktir. Hepsi aynı gösterilmese biz onun dik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hepsi dik olarak geçer diyoruz. Eş potansiyel. Maviler potansiyelin eşit olduğu noktalardır. Siyahlar da elektrik alan çizgilerini gösteriyor. Peki, düzgün bir elektriksel alanda nedir arkadaşlar? Düzgün bir elektriksel alan, elektriksel alan çizgileri arasındaki uzaklıklar hiç değişmediği için, bakın, hepsinin arasındaki uzaklık D kadar. Elektrik alan şiddeti hep aynıdır. Dolayısıyla sağa doğru gittikçe elektriksel alan değişmez diyoruz. Ama elektriksel alanın kuralı şudur. Potansiyelin büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur. Burada bakın, K'nın bulunduğu kırmızı çizgideki potansiyeller L'dekinden daha büyüktür. Potansiyel gitgide sağ tarafa doğru gittikçe ne yapıyor potansiyel? Azalıyor arkadaşlar. Sağ tarafa doğru potansiyel azalır. Bunu paralel levha ile gösterelim. En güzel düzgün elektriksel alan paralel levhalar arasında oluyor. Paralel levhalar arasında sol tarafın artı ile yüklü, sağ tarafın eksi ile yüklü olduğunu biliyoruz. Artıdan eksiye doğru bir elektriksel alan vardır. Ve bu elektriksel alan her yerde aynıdır. Çünkü elektrik alan çizgileri birbirine paraleldir diyoruz. Örneğin K, L, M noktalarındaki elektriksel alan şiddetleri birbirine eşittir. Ama potansiyeller öyle değildir. Mesela O, K, L, M, N noktalarının potansiyellerini sorsa, mesela burası 4 bölme ise, 4 bölme ise üretecek 40 volt diyelim mesela. Şimdi üretici 40 volt olsun. Diyoruz ki 40'ı 2'ye bölüyoruz, 20 volt. O noktasının potansiyeli artı 20 voltsa potansiyel olarak, N noktasının potansiyeli eksi 20 volttur diyoruz. Artı 20, eksi 20. Sonra 4'e böldük ya, onar onar azalıyor arkadaşlar. Dikkat edin, K'nınki 10 volt olur. L'ninki 0 olur. M'ninki eksi 10 olur. N'ninki eksi 20 olur. Gitgide ne yapıyor? Potansiyel azalıyor. Sanki düşmek gibi düşünün. Nasıl elinize bir tane top alın. Bırakın düşer. Niye düşer arkadaşlar? Bakın, niye düşer? Çünkü aşağı doğru indikçe potansiyel ne yapıyor? Azalıyor. Bunu öyle düşünün. Aşağı doğru indikçe potansiyel azalıyor. İşte 4H, 4 mgH'tı potansiyel enerji. 3'e düştü, 2'ye düştü, 1'e düştü, 0'a düştü. Ama yer çekimi ivmesini sabit kabul ediyoruz. G aynıdır diyoruz. Burada da öyle. Elektrik alan aynı, E aynı ama potansiyel gitgide ne yapıyor? Düşüyor diye kabul ediyoruz. Bakın, dikkat edin. Bu şekilde M ve N noktalarındaki elektrik alan aynı.
Potansiyeller de aynı. TVR'deki elektrikli alan da aynı. Ama potansiyeller daha düşüktür diyoruz işte. TVR'deki potansiyeller nedir? Daha düşüktür. Elektriksel alan potansiyelin büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur diyoruz. Elektriksel alan potansiyelin büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur. Şimdi örnek yapalım. Bakın, pozitif yüklü bir cismin etrafında oluşan elektriksel alan ve potansiyel eğrileri şekildeki gibidir. X ve Z noktalarındaki elektrik alan şiddetlerini karşılaştırınız ve potansiyelleri karşılaştırınız. Şimdi X ve Y aynı çizgi üstünde arkadaşlar. Bakın, X ve Y aynı çizgi üstünde. Z daha dışarıda. O zaman X ve Y'deki hem elektrik alanlar eşittir arkadaşlar. Bakın, X ve Y'deki elektriksel alanlar da eşittir. Aynı uzaklıkta olduğu için Z'den daha büyüktür. Uzaklaştıkça elektriksel alan azalır. Aynı şekilde potansiyel de öyledir. X ve Y'deki potansiyel eşittir. Artı yüklü cisimden uzaklaştıkça potansiyel ne yapıyor dedik? Azalıyor. X ve Y'deki potansiyeller eşittir. Aynı çizgi üstünde Z'deki daha küçüktür diyoruz. Buna bakalım. Bu sefer eksi yüklü cisim arkadaşlar. Bakın, eksi yüklü cisimden uzaklaştıkça elektriksel alan şiddeti azalır. Mesela elektriksel alanı söyleseydi burada K ve L nedir derdik? K ve L eşittir. M daha küçüktür derdik. Daha uzakta çünkü. Elektriksel alanı sorsaydı K ve L eşittir. M'den büyüktür. Ama potansiyel de öyle değil arkadaşlar. K ve L yine eşittir. Ama M'nin potansiyeli daha büyüktür. Niye? Çünkü eksi yüklü negatiften uzaklaşıyoruz. Mesela K ve L'deki eksik K Q bölü diyelim ki 2R kadar uzaklık. M'deki ise K çarpı eksi Q bölü 3R kadar uzaklık. Yani eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'ten küçüktür diyoruz. K eşittir L küçüktür. M cevap Bursa'dır diyoruz. KLM'deki potansiyelleri karşılaştırınız diyor. Arkadaşlar bakın, potansiyel dediğimiz şey artıdan uzaklaştıkça ne yapar? Azalır. Sol taraftan bahsediyoruz. Artıdan uzaklaşıyoruz. M'nin potansiyeli o zaman daha büyüktür. K ve L aynı çizgi üstünde. Daha yakın olabilir ama önemli değil arkadaşlar. Bakın, çok önemli değil bu. Bu mavi çizginin tamamında potansiyeller aynıdır diyoruz. K ve L'nin potansiyelleri eşittir. M'nin potansiyeli daha büyüktür diyoruz. Mavi çizgi yamuk olabilir, hiç problem değil. Bunlar ne diyor bize sonuçta? Eş potansiyel eğrileri. O zaman bu mavi potansiyel, mavi çizginin üzerindeki her yerdeki potansiyeller, K ve L'dekiler birbirine eşittir diyoruz. Şuna bakın. Pozitif yüklü cisimden oluşturduğu eş potansiyel eğrileri şekilde gibidir. KLM'lerin potansiyelleri için de söylenebilir. Uzaklaştıkça ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor dedik. Şimdi şu M ile N'ye bakalım. M ile N'ye devam ettirecek olursak şu mavi çizgiyi, aynı çizgi üstünde olduklarını görürüz. M ve N aynı çizgi üstünde. Dolayısıyla M ve N'nin potansiyelleri birbirine eşittir. K ve L de aynı çizgi üstünde ama daha dışarıda, daha uzakta. Daha uzakta olduğu için K ve L de eşittir ama daha küçüktür diyoruz potansiyel olarak. M eşittir N büyüktür. K eşittir L'dir dedik. Cevap Ceyhan'dır. Evet, bir örnek daha yapalım. Bitiriyoruz. KLM noktalarının elektriksel potansiyellerini karşılaştırınız. Arkadaşlar bakın. Eğer artı Q ve eksi Q'dan bahsediyorsak, tam ortalarındaki çizgiden bahsediyorsak, İkisini de aynı uzaklıkta. Bakın. İkisini de aynı uzaklıkta. İkisine D kadar uzakta. Toplam potansiyel KQ bölü D, K eksi Q bölü D'den toplam potansiyel sıfır olur. Eğer burası tam ortası olsaydı KLM eşittir ve sıfıra da eşittir derdik. Yani aynı çizgi üstünde. Aynı çizgi üstündeki noktaların potansiyelleri birbirine nedir? Eşittir. Hatta burası tam ortasıysa eğer, tam ortasıysa sıfıra eşittir bile diyebiliriz. Cevap Denizli'dir dedik. Bir örnek daha. KLM'nin potansiyellerini karşılaştırınız diyor. Bakın, burada M ve L aynı çizgi üstünde arkadaşlar. M ve L
Pardon, M daha içeride. K ve L daha dışarıda. Ve aynı çizgi üstünde. Çok basit bir hesap var. Yani K ve L aynı çizgi üstünde olduğu için potansiyelleri eşittir. M'nin potansiyeli artıya daha yakın olduğu için, artı yüklere daha uzak, daha yakın olduğu için M'nin potansiyeli daha büyüktür. K ve L'nin potansiyelleri birbirine eşittir diyoruz. Cevap Denizli'dir.